Geçtiğimiz senenin gazeteleri kullanılarak yapılan bu küreyi yuvarladık. Bu gördüğünüz aslında 1966'da o zamanın gazetelerini kullanarak yaptığım kürenin bir kopyası. Amacımız küreyi müzeden, yani sanata ait olan bir yerden çıkartmak. Yani bir nevi sanatı sokaklara taşımak. Bu hareket eden ve sanat adına çalışan bir heykel. Bir tur atıp zaman zaman da doğaçlama yapıyoruz. Evet, doğaçlama yapmayı seviyoruz. Bu neden bu kadar önemli? Bunun sanat adına taşıdığı önemi açıklayabilir misiniz? Sınırların dışına çıkmak niçin önemli? Bence sanat demokratik olabilir. Halkla el ele, toplumun tamamını kapsayabilir. Şimdi topu havaya kaldırıp bir heykel gibi durmanızı istiyorum. Evet, işte böyle. Çok iyiydi, gördünüz değil mi? Birçok kişi geldi. Herkes yürümeye devam edecek mi bilmiyorum ama bence çok iyi bir fikir. Harika! Evet, onları da bekleyelim. Evet. Tekne bu mu? Binelim mi? Arte Povera'nın hala önemli olmasının sebebi de bu. Çünkü çok büyük bir dönüşüm, değişikliğin tam ortasındayız. İlerleme aslında geriliyor, yani hızı yavaşlıyor. İlerlemenin gerçek ya da geleneksel anlamında daha ileri gitmesi mümkün değil. Bu yüzden yönünü değiştirmek zorundayız. Ben bunu sanat ve yaratıcılık laboratuvarım, Città dell'Arte ile yapmaya çalışıyorum. Sanat sadece objeleri değil, sanatı ve sosyal hayatı, sosyal ekonomiyi ve iletişimi bir araya getiren, bu dönüşümü gerçekleştirmemize yardımcı olacak aktiviteleri de kapsamalı.